Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'ın davetlisi olarak eşi Hayri Nisa Gül'le birlikte 3 günlük resmi bir ziyaret için pazartesi günü Avusturya'ya gitti. Resmi karşılama töreni, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından her iki cumhurbaşkanı kameraların karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasında 2,5 milyar dolar civarında dış ticaret hacmi bulunduğunu ve karşılıklı yatırımların kazan kazan ilkesi çerçevesinde gerçekleştiğini aktardı. Türkiye'nin son yıllarda başarılı bir ekonomik performans sergilediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Gül, ekonomimiz Maastricht kriterlerini karşılıyor. Her ne kadar AB üyesi değilsek de rakamlara bakınca başarılı olduğumuzu herkes görmektedir şeklinde konuştu. Türkiye'nin AB ile müzakere sürecine başlamasının oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, bu süreç teknik bir süreçtir. Sürece siyasi konular dahil edilmemeli ama maalesef oyunun kuralları değiştirilerek çeşitli siyasi konular bu sürece dahil ediliyor. Bu kimsenin çıkarına değil. Neticede Türkiye AB müktesebatını üstlenen bir ülke ve AB'nin bunu takip etmesi gerekir. Türkiye AB üyesi olması durumunda mevcut pastayı büyütecek bir ülkedir, dedi. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Avusturya Parlamentosu ve Viyana Belediyesi'ni ziyaret etti. Parlamento Başkanı Barbara Pramer'la görüştükten sonra Viyana Belediyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Gül, Viyana'da yaşayanların %40'ının Avrupa dışından gelenlerden oluştuğunu dile getirerek bu yapının şehre zenginlik kattığını ifade etti. Viyana Belediyesi'nin hizmetlerinin uygulanmasında Almanca dışında dillerin kullanılmasının da örnek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, Türk toplumunun entegrasyonuna verilen öneme dikkat çekerek Türklerin yerel ve federal parlamentoda daha fazla yer almasını beklediklerini söyledi. Akşamsa Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve eşi Margit Fischer'ın Hofburg Sarayı'nda onurlarına verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve Avusturya'nın ortak evrensel değerleri paylaştığını belirterek, müşterek değer ve idealler Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu stratejik bir tercih haline dönüştürmektedir. Bu sadece şimdiki neslin tercihi değil, milletimizin 100 yıllara dayanan yöneliminin bir neticesidir. Avrupa'daki bazı dostlarımızın üyeliğimizin AB'nin iç uyumunu bozacağı endişesini taşımaları yersizdir. Türkiye iç dayanışması, işbirliği ve entegrasyonu en üst seviyedeki bir Avrupa Birliği'ne üye olmak istemektedir şeklinde konuştu. Uluslararası güç dengelerinin doğuya ve Asya'ya doğru kaydığı bir konjonktürde Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin stratejik bir zorunluluk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, Avusturya'dan bu konuda daha fazla dayanışma ve işbirliği bekliyoruz. Üstelik bu ahde vefanın da gereğidir, dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Viyana programının ikinci gününde Avusturya'nın önde gelen 25 CEO'suyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. İş adamlarına Türkiye'nin ekonomik açıdan ulaştığı konumu anlatan Cumhurbaşkanı Gül, bir ülkenin iş adamlarına heyecan verebilmesi için fırsatların olup olmadığına bakmak gerektiğine değindi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin bu açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer'la birlikte Avusturya-Türkiye İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi ve iş adamlarına hitap etti. Bazı firmalar ve iş adamlarının 10 sene önce Türkiye'de iş yaptıkları zaman kimi bürokratik kurallara takılmış olabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, "Ama ben bugünkü Türkiye'den, Türkiye'nin kurallarından bahsetmiyorum. Eski Türkiye'nin kurallarından bahsetmiyorum. Eskiden bizde enflasyon %70-80'di ama bunların hepsi tarih oldu, geçti, bitti. Bugün enflasyon Türkiye'de %4. Türkiye'nin bütçe açığının milli geliri oranı %3. Türkiye Maastricht kriterlerini yakalayan nadir ülkelerden biridir. Türkiye'nin toplam dış borç yükü Türkiye'nin milli gelirinin %40'ı. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülke bu rakamlara ulaşamadı, dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin ekonomik göstergelerini tekrar hatırlatarak böyle bir ülkeye güvenilir mi, güvenilmez mi? Böyle bir ülkede istikrar var mı, yok mu diye sordu ve iş adamlarından bugünkü Türkiye'yi iyi tanımalarını, sunduğu fırsatları kaçırmamalarını istedi. Türkiye'nin boru hatları konusunda da dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, Avrupa'nın alternatifli, güvenli enerji kaynaklarına ulaşabilmesi için Türkiye'den daha iyi bir yol yoktur. Nabucco projesi bunlardan birisidir. Bu projeyle ilgili hükümetler arası anlaşmalar yapılmıştır, dedi. Viyana'daki temasları çerçevesinde Avusturya Başbakanı Werner Faymann'la görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra da Avusturya'da öğrenim gören Türk öğrencilerin oluşturduğu Wonder Derneği'ni ziyaret etti. Dernek merkezinde bulunan Anadolu Selçuklu Eserleri fotoğraf sergisini gezen Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, öğrencilerle ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de zaman zaman zor dönemler geldi, geçti.
Artısıyla eksisiyle Türkiye'nin geçmişi bize ait. Ama bilinen bir gerçek var ki Türkiye her geçen gün her an daha ileri giden, daha güçlenen, demokrasisi kökleşen, hukukun üstünlüğü belirginleşen, insanların birbirini anladığı bir ülke haline geldi. Geçmişe değil geleceğe bakmamız lazım. Gelecek her açıdan Türkiye için daha parlak dedi. Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül akşamsa Viyana'da tarihi Liechtenstein Sarayı'nda Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer ve eşi Margit Fischer onuruna bir resepsiyon verdi. Avusturya ve Türkiye'nin imparatorluk tarihlerinin de birbirine çok benzediği ve Viyana'da olduğu gibi İstanbul'da da çok muhteşem sarayların bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, tarihte olduğu gibi bugün de ikili ilişkilerimizin gayet güçlü olduğunu, ekonomik ilişkilerimize baktığımızda görürüz ifadelerini kullandı. Avusturya'da yaşayan 220 bin kadar Türk vatandaşının da iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, bugün burada toplanan bu nezih topluluğun arasında da Avusturya vatandaşı olmuş Türk kökenli birçok ünlü isim bulunuyor. Avusturya milli takımında oynayan futbolcular, sanatçılar, bilim adamları ve başarılı iş adamlarının varlığından gurur duyuyorum, dedi. Resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanı Gül, Bayan Gül, Cumhurbaşkanı Fischer ve Bayan Fischer uçakla Salzburg'a geçti. Cumhurbaşkanı Gül, Salzburg temasları çerçevesinde Türk toplumu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Gül, Bayan Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer ve Bayan Fischer'la birlikte ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğduğu evi gezdi. Müzede bulunan ünlü besteci Mozart'ın piyanosunda Türk marşının da aralarında bulunduğu kısa bir konseri dinleyen Cumhurbaşkanı Gül'e Mozart hakkında bilgi sunuldu. Cumhurbaşkanı Gül ve Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer buradan Salzburg Kalesi'ne geçti ve Salzburg Eyalet Başkanı Gabe Burgstaller kentin tarihi hakkında briefing sundu. Avusturya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül akşam saatlerinde Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanı Gül'ün Avusturya'ya gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Hayrünisa Gülse, Bayan Fischer'le birlikte bir dizi kültürel programa katıldı. Schönbrunn Sarayı'nı ziyaret eden Bayan Gül, daha sonra ünlü ressam Ivan Ayvazovski'nin sergisini gezdi. Sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Bayan Gül, ressamın 51 tablosunu inceledi. Sergide yer alan Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış 3 resmi de inceleyen Bayan Gül, ünlü ressamın Sinop'u resmettiği tablo önünde anı fotoğrafı çektirdi. Avusturya ziyaretinin ikinci gününde Viyana Müzesi'ni ziyaret eden Bayan Gül, St. Stephen Katedrali'nin yapılışının anlatıldığı sergiyi gezdi. Cuma günü Çankaya Köşkü'nde Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Başkanı Galip Demirel ve beraberindeki heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, cumartesi günü de çeşitli temel atma ve açılış faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İzmir'deydi. Cumhurbaşkanı Gül, ilk olarak Kale Grubu ve ABD'li Pratt Whitney Grubu ortaklığıyla Ege Serbest Bölgesi'nde kurulacak F-135 uçak motoru fabrikasının temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı. Savunma sanayisine çok önem verdiğini, tarihi derinliği, büyük coğrafyası ve büyük ordusundan dolayı Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, "Bunlar savunma sanayi yatırımları ama sadece askeri konularla, savunma konularıyla bağlantılı görmemek gerekir. Bunlar aynı zamanda ticari konulardır, yatırım konularıdır," dedi. Cumhurbaşkanı Gül, İzmir'deki faaliyetleri çerçevesinde Ege Serbest Bölgesi AŞ'deki uzay kampı Türkiye'yi gezdi. Cumhurbaşkanı Gül'e hareket eğitimi simülatörü, sıfır yer çekimi duvarı, insanlı manevra ünitesi, çok eksenli simülatör ve Discovery uzay mekiğinin maketi hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Gül, uzay programına katılan Türk ve Katarlı öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzay kampının anı defterini de imzalayan Cumhurbaşkanı Gül'e astronot maketi ve uzay kampı Türkiye'nin 10. yılı anısına hazırlanan ve bir süre önce uzaya gidip gelen kampın bayrağı hediye edildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün bir sonraki programı ise Esbaş Teknoloji Merkezi ve Esbaş Antika Arabalar Müzesi oldu. Cumhurbaşkanı Gül, Antika Arabalar Müzesi'nde 1933 model antika bir arabaya binerek çalıştırdı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk faz araştırmaları kliniğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi'nin gelecek planını, vizyonunu çizdiğini, hedefleri ve stratejisini belirlediğini, hangi alanlara yoğunlaşacağını, derinleşeceğini tespit ettiğini gördüğünü kaydetti. Teşviklerin ve araştırma kadrolarının bu hedefe göre organize edilmesi halinde, üniversitelerinde kendi içinde yarışla ön plana çıkmaya çalışacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, Ege Üniversitesi ve İzmir'in kendisi için özel anlamlarının bulunduğunu, ailesinde bu üniversitede hocalık yapmış büyüklerin bulunduğunu hatırlattı.
İzmir'in her bakımdan Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri, Türkiye'nin incisi olduğunu, dünyanın her tarafından en seçkin bilim adamlarının koşarak burada öğretim görevlisi olmak istediğini ve bunun önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, tanınmış, kendini ispatlamış bir üniversite olarak nitelendirdiği Ege Üniversitesi'nin tüm dallarda başarılı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, üniversitedeki faaliyeti takiben Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bergama vapuruyla Körfez turuna çıktı. Cumhurbaşkanı Gül, Körfez turunun ardından halkı selamladı. Vapurdan indikten sonra vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Gül, Ege Bölgesi Sanayi Odası önündeki iskeleden Sivis Otel'e kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik yolda vatandaşların sevgi gösterileri arasında yürüdü. Cumhurbaşkanı Gül, İzmir'deki programı çerçevesinde son olarak İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir İzmir akşamında Ege İş Adamları Buluşması toplantısına katılarak iş adamlarına hitap etti. Konuşmasında kendisinin İzmir'le özel bir ilişkisi bulunduğunu, 1938 yılında dedesinin Kayseri'den öğretmen olarak İzmir'e atandığını, Halil Rıfat Paşa semtinde bir evde oturduğunu ve Kemal Reis İlköğretim Okulu'nda okuduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Gül, ailesinin bir kısmının halen İzmir'de olduğunu, ayrıca kişisel olarak İzmir'e gelmesinin kendisini her zaman memnun ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, İzmir'in kendi başına büyük bir metropol olarak Türkiye'nin batıya açılan penceresi, sanayi, ticaret, kültür, turizm ve arkeolojik anlamda önemli bir merkez olduğunu kaydederek İzmir'i Türkiye'nin ve Ege'nin incisi olarak niteledi. Expo'yu ilk müracaatında kazanan olmadığına dikkat çeken ve İzmir'in kaybetmesini kendi hatalarımıza ve noksanlıklarımıza bağlayan Cumhurbaşkanı Gül, İzmir'in 2020 Expo'sunu kazanacağına olan inancını ifade ederek, "Bunu sadece İzmir projesi gibi düşünürseniz küçük düşünmüş oluruz. Bu tüm Ege projesi, Türkiye projesidir," dedi. Yemek sırasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, Zeybek ve Efe oyunları gösterisi sundu. Gösterinin ardından topluluk üyesi öğrenciler Cumhurbaşkanı Gül'e kendisi ve Bayan Gül için Zeybeklerin giydiği 2 adet fes hediye ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. Pazar günü İzmir programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül İstanbul'a geçti.